birçok hedefi tantra yogayla belirleyerek onlara kavuşmayı telaşındayız, yani onlara geçebilmeni. Bu hedeflerden bir tane, en önemli hedeflerinden hatta değilebilir. Bu sansara tekerlerinden çıkmış diye bahsetmiştik geçen şeyde. Burada biz cehalet seviyesini, aklımızı yaşam stilimizde kaybetmişiz. Tantra'nın en önemli hedeflerinden de bir tanesi, seni bu yaşam tarzından kurtarmak istiyor. Tantra'daki, bu yoga tantra'daki teknikler seni bu bir, işte zaman kavramı gelecek bir sonraki derslerde. Seni bu hız ve bu zaman kavramından dışarıda seni alıkoyup, sen makron bir küçük bir cüzü olarak kendi makron oluştur diyor. Sen kendi tarzını oluşturmalısın. Ve bunu yapacaksan sen o zaman dünyevi şeylerinden kopman gerek. Yani buradaki dünyevi şey dediğimiz, çünkü tantrada işte biraz farklı bir şey var, yani yaklaşım var, entegral yaklaşım. Normal hayat bu kadardır, budur demekten seni kurtarmak istiyor. Yani bu çağda beyin çok yüzey bir şey oldu artık. Yani seviyesi düştü. Ve bu teknikler ne yapıyor bizi? Biz bu seviyeyi arttırmak, geliştirmek, yani sana yakışacak bir şeyden bahsediyor. Bu kadar da küçük olamaz yani. Sadece git çalış, ye, iç, gel, üreme yap, bitir, gitti. Bu kadar seviyesiz bir şey olamaz. O yüzden odak noktası hedeflerin içinde, bu seni yaşamın içinde, bu dünyevi şeyden seni koparıp da yeni bir yol, yeni bir şey sana hiçbir tavsiye vermiyor, illa bu demiyor. Sen kendi stylini bulacaksın yani yaşamında.